diyebiliriz. Bir erkek adı olarak da kullanılır. Çift hörgüçlü deve anlamına gelir. Burak. Burak mı? Burak değil. Ama çok güzel başladı. Siz bir harf mi istediniz? Harf istedim. Harf istediler basarken. Yeter. Kaan. Kaan mı? Güzel başladınız demiş. Yes. Neden ben Burak'a güzel Kaan, başladınız? Burak. İyi miyiz? İyiyim. Tamam, bu ilk sıçrama. Evet. Diyorsunuz ikincisi olurmuş, üçüncüsü pek olmazmış. Olmaz. Hadi bakalım. Orta Anadolu Efesi. İç Anadolu Efesi. Daha Ege tarafında olsaydı ne diyecektik? Zeybek. Belizan'ın bir Ankaralı olarak, çok Kayserili dedik, sizin aklınızı karıştırdık. Siz Ankaralısınız yani. Bir Ankaralı olarak. Seymen. Kesinlikle efendim. Bu harf alacak bir kelime değil sizin için. Yenisi geliyor. Eş anlamları görüyor. Yine harf almıyor Belizan'ım. Ha gayret. Tahlil veya çözümleme. Batı kökenli eş anlamlısı nedir bunların? Çözümleme. Çözümlemeli geometri. Harf alayım. Yapmayın yahu. Aldık bir tane. Çözümleme. Tahlil kafanızı karıştırıyor. Çözümleme. Çözümleyeceğim, nokta nokta edeceğim. Harf alayım. Şu geometri güzel ipucuydu. Çözümlemeli geometri. Analiz. Analitik, analiz. Analiz. Buyurun 400 puan. Harfi yerleştiremiyorum. Söylüyorum içimden ve harfi yerleştiremiyorum. Bir nefes almıyorsun. Daha doğrusu evet, nefesi alıyorsunuz, vermiyorum. Orada tutuyorsunuz. Hı-hı. Onu vermiyorsunuz. Tamam. Ondan oluyor ne oluyorsa. Bu arada geldik 7 harfli cevaplara. Şundan da biraz ürküyordum. İpucu vereceğim derken şarkı mı söyletecek bana bu soru acaba diye korkuyordum. Artık ihtiyacım yok. Çünkü biliyorum ki Beliz Hanım kokteyller kraliçesiymiş. Buyurun efendim, buyurun. Belki de kullanmışsınız bir kokteylde. Bu tek başına daha çok kullanılır ama sakız rakısı neydi onun ismi? Şarkılar, türküler, komşunun rakısı. Uzo. Uzo değil. Anazım değil. Şarkılarımızda yer etmiştir. Sakız rakısı diye bir şarkı var mı? Sakız rakısı filan. Hayır. Göbek rakısı diye bir şarkı mı yazıldı? Gelin bir harf alalım. Harf alalım. Aldık bir harf. Biraz öyle komşunun dili yani. O taraftan geliyor. Şu anda şakır şakır oynayan var arka tarafta. Harf alayım. Bir harf daha aldık. Sakız rakısı. Oo. Sirtaki. Sirtaki mi? Sirtaki değil o. Oo, sakız mastika, rakısı. Mastika. Eyvah. Elde kaldı 5 tane harf alma hakkı. Bu sorun değil aslına bakarsanız. 7 tane soruya cevap vereceksiniz. Harf alma hakkını göz önünde bulundurduğumuzda 10'la başlamıştık. Yarısını bitirdiniz. 5 duruyor elinizde. Dengeli gitmiş. Ama 1,5 dakika kaldı. Evet. Artık biraz daha hızlı olmak lazım. Önce şeyde takıldık. Nerede? Buğra'da. Evet. Sonra mastikada. Bir üçüncüsü olmayacak. Değil mi efendim? Olmayacak. Hadi yenisine. Bu bir çiçek. Kurutularak da kullanılan mavi veya mor renkli bir çiçek. Çivit değil. Mavi veya mor renkli bir çiçektir. Menekşe. Kurutularak kullanılır mı menekşe? Kullanılmaz. Çünkü bunu kurutup yararlı bir şekilde kullanıyoruz. Özellikle kokusu için. Sümbül değil. Kurutuyoruz, kokusu için kullanıyoruz. Kokusu için kullanıyoruz. Kokusu için kullanıyoruz. Evet. Leylak. Türlü yerlere koyuyoruz. Kokusu için kullanıyoruz. Mesela rutubet varsa evimizde filan. Kıyafetlerimize de çok bulaşmasın diye. Yok, naftali yüve için. Biliyorum. Bu neydi? Biliyorum. Sokakta da satarlar böyle. Sümbül. Sümbül değil. Neydi o? Akrep de gelmez buna. Çok korkar akrep bunun kokusundan. Neydi o? Sokakta satarlar böyle. Menekşe. Yok öyle değil. Ne diyorlardı? Levanta. Levanta diyemedim.